Tarihi eser aran, aranılmış gibi bir görüntüyle karşılaştım. E, bu bizim değer bilmeme ayıbımız. 2000 yıldır dimdik ayakta delice dereyi bekliyordu. Ta ki bulunduğu ormanlık alanda kaidesi dinamitleninceye kadar. Antalya'da tarih yağmacıları, Limira kentine ait olduğu bilinen anıt mezarların bulunduğu kayaları kompresörle deldi, yuvalara dinamit yerleştirdi. Ve arkalarında bu görüntüyü bıraktı. Sanıyorum bir tarihi eser veyahut da altın değerinde paralar aradılar. Ama kayanın içerisinde olmaz ki böyle şey. Bu kayadan yani geçmişte helenistik dönemde açtılar da içine değer mi koydular? Ancak adam anıt mezarını yapmış Kalkmış gitmiş. Sanıyor ki bu gelen cahiller bunun içine bir şey konu da bu gaya tekrar beton döker gibi yapıldı. Ce cehalet. Başka bir şey demeyeceğim. Pinike'nin Turunçova Mahallesi bundan birkaç hafta önce patlama sesleriyle sarsıldı. Gürültünün çevrede bulunan taş ocaklarından gelmiş olacağını düşünen yurttaşlar patlamanın nedenini çok sonra anladı. Dinamit malzemeleri patlatılmış. Patlamayan yerlerde de bulduk. Hacı Veliler mevkiinde Helenistik döneme ait anıt mezarın kayalardan oluşan kaidesi yerle bir olmuştu. Define avcılığı denilerek masum gösterilen bu yağmalar ne ilk ne de son. Olması lazım. 2007'de geldiğimizde yeni yeni kararma vardı. İhbarımız sonunda Anıtlar Kurulu heyet haline geldiler. Buraları 2007 yılında tescil ettiler. Bir yıl öncesi 2006'larda Çatısı, yani bu anıt mezarın üst kısmının dinamitlenmiş olduğunu tahmin ettik. Şimdi şu anda kararmış vaziyette, yosunlamış. Bölge halkı tarihi ve kültürel mirasımızın korunması için daha etkili önlemlerin alınmasını istiyor. <laughs> Anadolu bir dünyanın kültür merkezi, medeniyetin dağıldığı, paylaşıldığı bir yer. Tamam, Anadolu'da çok medeniyet yaşamış. Fakat bunlar bizim geleceğimize de ışık tutacak şahitler. Sahip çıkılması lazım. Soygunculuğa Antalya Müzesi de kayıtsız kalmadı. Ulusal kanala bilgi veren yetkililer alanın incelenerek suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bu